Fukushima'daki nükleer tesislerde soğutma çalışmalarını yürüten 50 personel artan radyasyon seviyesi yüzünden geçici olarak tahliye edildi. Gelişmelerle ilgili saat başı basını bilgilendiren hükümet sözcüsü Yukio Edano, Cuma günkü depremin büyük hasara uğrattığı Daiichi Nükleer Santrali'nin 3 numaralı reaktöründen dün gece yeniden beyaz dumanlar yükseldiğini bildirdi. Soğutma sistemi devre dışı kaldıktan sonra geçtiğimiz gün patlama meydana gelen reaktörde muhafaza kazanının da delinmiş olmasından endişe ediliyor. Santral bünyesindeki ilk 3 reaktörde patlama yaşanırken 4 numaralı reaktörde dün çıkan yangınınsa söndürüldüğü bildirildi. Şimdiye kadar santralin 20 kilometre çevresinde yaşayan 200 bin civarında kişi tahliye edilirken 20 ila 30 kilometre arasında bulunanlara ise evlerinden çıkmaması tavsiye ediliyor. Bu arada Japon Meteoroloji Ajansı Fukushima bölgesinde çarşamba günü rüzgarın kuzeybatı yönünden estiğini ve sızan radyoaktiviteyi başkent Tokyo'ya taşımayacağını açıkladı.